hangi doktor mesleğini niye durup dururken bıraksın Kardo? Adam sonuçta 172 yıl okumuş ya. Ben bırakacağım oğlum. Çok yıpratıcı meslek. Müziğe ağırlık vereceğim. Benim için serin. Aa, ama durup dururken koca başları işkillendirmeye değer mi? Senin aniden Ferhat Göçer olduğuna inanırlar mı? Ya doktor aniden tıptan soğuyamaz mı? Tut ki arkadaşına yanlış tedavi yaptın. Mesela sen benim arkadaşımsın. Ben de doktorum. Göğsüm ağrıyor dedim. Ben de kas ağrısıdır lan dedim. Göğsüne falan vurdum. Masaj falan yaptım. Sen daha kötü oldun. Koptun gidiyorsun. Hastayı kaybediyoruz. Mortigenstrasse'ye 5 kala hastaneye zor yetiştin. Ah, sert. Okey. Mesleği bırakırsın, şehir hayatını bırakırsın, hatta bayağı Robinson sakalı bırakırsın. Hah, işte o zaman yapalım. Ne? Nasıl? Fake kalp krizi mi geçireceğim? Saçmalama lan. Ya kanka ben artık doktor olmak istemiyorum. Okey, sen de Kızılderili ol o zaman. Ya eğlenirdik be oğlum. Aa Bora, kankanın dibisin ama bu plan bir Alex değil, kabul et. Ne yapacakmışım? Hiç olmayan hayali bir durumu sanki gerçekten oluyormuş gibi bağıra çağıra soytarı gibi insanların karşısında. Senin mesleğin bu andavallı. Bana da söylerken tanıdık geldi zaten. Bir ilişkinin köpek eğitimine çok benzediğini keşfettim. Ödül ceza yöntemiyle Emir'e hiç çaktırmadan her istediğimi yaptırıyorum. Burada ödül sex appeal. Ceza? No sex appeal. Hayır. Göbek yapıyor da Kardo. Kardeşim, aşağı kafayı ineceğim. Açsan gelsene. Otur. Otur, otur. Ay. Tatlım. Hanemiz benim tatlım. Ay, ay, ay. Çıkma aşkım, çıkma. Bu akşam erken yatırız. Güzelim. Amir benim güzelim. Ah, ah, yaptın sen. Nur Hayat'ın anası, babası, abisi, eş dost bekliyor ki damat iyileşsin, düğün olsun. Bizim oğlan da unutuldu bitti sanıyor. Ne yapacağız Gülistan? Yine yandakiyle ajde vicde falan yaparsa. Ya anne, seni biraz bilgiye dayalı düşünmeye davet ediyorum. Geldim çocuğum. Nur Hayat bil fiil Rıza'yı takip ettirmiş. Deniz'le hiç görüşmemişler ki. Öyle mi? Ya Deniz anasının gözü tek durur mu? Koca yaz randımansız mı geçecek? Bulmuştur başkasını. Ondan geh geh atarlanıyor bizimkine belli. Alayım artık ya. Uyur numarası yapma, geçen seferki gibi uyandırırım. İlaçladık o gülleri Şehruz, zehirleneceksin. Cinselliğin hayatında peyzajdan daha az yer tutmasını eleştirmek zorundayım Servet Hanım. İyi, sen eleştir. Ben uyuyacağım. Çok geç oldu. Kapattık. Peki o zaman yarın akşama bir rezervasyon yaptırabiliyor muyuz? Akşamlar. Yalnız mısın? Allah. Yalnızım, gel. Ben de seni bekliyordum. O ne ya? Gel, gel. Kaçma. Sen sarışın seversin diye taktım. Bora, ne yapmışsın abi ya? Allah'ını seversen sen erkek olarak düzgün bir adamsın yani. Böyle üçüncü tür mü olmuşsun? Üçüncü türden yakınlaşmalar mı olmuşsun? Ne olmuşsun? Yakınlaşma demişken. Oğlum bak. Sakın ha. Deniz, cız.
Ya Bora, gece gece vallahi ödümü patlattın ya. Hala çarpıntın var ya. Hayır, sarı saç da senin tenine hiç gitmemiş ki abicim ya. Vallahi bu terasta bundan sonra seninle yakın temas ihtimali bulunan tek sarışın bu. İdare et. Hah, işte onu diyorum abicim. Yakın olalım yani. Bora, biz arkadaşız. Biz dostuz. Yakın olalım, kanka olalım, muhabbet edelim. Hayır, seninle benim arada bir husumet de yok ki yani. Husumet yok. Ha. Ama bir musibet olabilir ki bin nasihatten iyidir. Ya şey soracaktım da ben sana. Deniz'in hayatında biri var mı? Evet. Ben varım. Rıza. Ablamın etrafında dolanma bak. Dövüşün muhteşem olur. Peru vereyim, sen de kalsın mı? Yok yok, şey yap. Sen de kalsın. Zorum kalmadı bir solucan yüzünden. İpini koparan manyak Cihangir'e geliyor. Togana sağlık tatlım. Ya evet. Geceleri çok sıcak oluyor. İnsan vücuduna güveniyorsa neden olmasın? Beni özlediniz mi? Zor bir soru. Nasıl geçti yaz? Sizi çok aradım. Sonuçta her yan komşu kızı aynı standartta olmuyor. Ama biz de elimizdekilerle idare ettik ve pratik yapmayı hiç bırakmadık. Spor olarak mı? Öpüspü olarak. Yani sonuçta bu iş piyano çalmak gibi. Uzun zaman bırakınca insanın ağzı duruyor. Orçun! Hop! Bize dut yemiş bülbül, el aleme muhabbet kuş. Maşallah sana oğluşum, şş bana bak. O tavşan babasının terası gibi yırnaşık yırnaşık gezinecek miymiş ortada? Bilmiyorum. Ha. Ne yapmışlar yazın? Deniz'in madigudisi falan var mıymış? Bilmiyorum. Oğlum ağız ishali gibi sohbet ediyorsunuz. Bir saattir ne diyorlar, ne konuşuyorsunuz söylesene. Susma hakkımı kullanıyorum. Senin susma hakkını zaten maşallah. Çekerim çocuk. Bitti ha gitti. Sus bakımı kullanıyorum bitti. Evet anneciğim diyeceksin. Hayır anneciğim diyeceksin. Binaenaleyh benim fikrim şu anneciğim diyeceksin. Onu diyemeyebilirim. Çok konuşma. Ya bir konuş bir sus. Yani birazcık net ol ya. Ya çocuk terbiyesi böyle olmaz arkadaş. Afiyet olsun. Ha. Ya bir demli çay alabilir miyim ben? Abi çarpıntı yapar. Çarpıntı mı yapar? Ihlamur vereyim mi? Çay ver, çay. Allah Allah. Dur, kalsın, verme. Ağır abi. Aman acele etme, heyecan yok. Resmen azdı kızım. Yaldır yaldır. Anne paylaş, paylaşma. Anneciğim paylaşma ya. Ya bana ne ya? Ya totalman o mevzuda soğuttun beni. Ay yıllardır Selahattin tipsizi soğutmadı. Ay ben mi soğuttum? Anne ne olur ya. Ama her an nereden saldıracak diye aslan gözleyen geyik gibi böyle tetikteyim ya. Ay çok zor. Korktuğunu belli etme, bir şey yapmaz. Öyle mi? Yere çömeleceksin, göz göze gelmeyeceksin, öyle de bir şey yapmaz derler. Aa, oğlan konuştu. Ha, bülbül suyu içirdim ondandır. Deniz, konuşamadık. Konuşacak mıydık? Nasıl? Ya iki aydır Ege Kazan ben kepçe seni arıyorum. İşte Graham Bell böyle durumlar için bir şey icat etti. Ya kimse vermedi ki telefonunu. Bora zaten bana gıcık. Çağatay'ı bile aradım. Çağatay'da numaram var. İşte o benim aradığımı hatırlamaz bile. Alkollüydü herhalde. Peki. Nasıl? İnanmıyor musun yani bana? Nasıl, yalan mı söylüyorum yani ben? Hayır da yani Rıza, senin bazen böyle ufak tefek durum kurtarma palavraların, abartmaların falan oluyor ya. Ondan sonra da onlar birikiyor, bir patlıyor. Kızı nikahta bırakıp çıkıyorsun. Hayda! Şimdi nereden geldik bu konuya ya? Yani yalancıyım ben, öyle mi? Oho! Tatil sana yaramış ha. Temiz hava, bol gıda, D vitamini. Dil böyle bir karış. Büyümüş, serpilmiş, manda dili gibi olmuş.
Pardon? Ha, belli belli. Yazıyı geçmiş. Senin işin mi vardı bu sokakta? Arkadaşın falan mı oturuyor? Bir şey soracağım Rıza. Sen sapık gibi beni takip mi ettin? Ya ne takip edeceğim ya? İşlerim vardı. Ha çünkü bu sokakta sadece veteriner var. Ben tavşana ilaç almaya geldim. Sen niye geldin? Senin evcil hayvanın yok ki. Var. Ya işte yine durumu kurtarıyorsun bak yanar döner. Hayır ya. Köpek var bende. Mal mısın oğlum sen? Caddede gördüm. Sokağa girdiğini görünce arkamdan yetiştim diyemedin mi? İpin ucundaki ne Ahmet abi? Uçurtma mı? Değil. Köpek. Demek ki diyememişiz Ahmet abi. Ya yalancısın diyor kız ya. Artık o noktadan sonra ben uçuyorum diyorsan yalancı çıkmamak için camdan atlayacaksın. Sonunu düşünmeyeceksin yani. Sonunu düşünen zaten kahraman olamaz Rıza. Bak ben de düşünmedim sonumu. Bir daha mı dünyaya geleceğiz anasını satayım dedim. Bu saray yavrusunu tuttum. Nasıl? Vallahi harika abim. Hayatımda gördüğüm en büyük gardırop yani. Şöyle bol vaktinin olduğu bir gün gezdiririm ben seni. Bu da çok tatlıymış ha. Değil mi? Vallahi harika ya. Deniz de köpeği çok severmiş de muhabbet vesilesi olur. Ben bunu ara sıra böyle terasa çıkartacağım. Tavşanla oynarlar. Bana bak oğlum bu tavşana bir şey yapmasın. Deniz bir daha suratına bakmaz ha. Yok be abi. Tavşandan korkar bu. Şunun tipine baksana ya. Zaten dediler buna şimdi haksız yere böyle bağırıp çağırmazsan iyi huyludur dediler yani. Ha, hepimiz gibi yani.